Erbil'de yapılacak Kürt konferansının hazırlıkları için Türkiye'den, İran'dan, Suriye'den ve Irak'tan konuklar Selahattin kentinde buluştu. Mesut Barzani'nin başkanlığında yapılan hazırlık toplantısına 100 kadar siyasetçi ve kanaat önderi katılıyor. Hazırlık toplantısında Erbil konferansının zamanı ve katılımcılarının belirlenmesi hedefleniyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre hazırlık çalışmalarını yürütmek amacıyla bir üst komisyon kurulacak. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani, Irak, Suriye, İran ve Türkiye'deki siyasi parti liderlerine çağrıda bulunmuş, Kürtlerin ve diğer halkların barış ve demokrasi içinde yaşamalarının koşullarının oluştuğunu söylemişti. Toplantıda Türkiye'den aralarında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de bulunduğu 21 kişilik bir heyet var. PKK'nın Suriye, İran ve Irak'taki oluşumları PEJAK, PYD ve PÇDK'de, Erbil'deki toplantıda yer alıyor. Özellikle Resulayn'daki çatışmalar sonrası Suriye'nin Türkiye sınır kesimini elinde bulunduran PYD'nin eş başkanlarından Salih Müslim de Erbil'di. Kürt siyasetini yakından takip eden Jamestown analisti Vladimir Van Wingenburg, Müslim ve PYD heyetinin Barzani'nin partisi KDP'nin Suriye'den sorumlu yetkilileriyle bir araya geldiğini, Barzani'nin Suriye konularındaki temsilcisinin de toplantıya katıldığını yazdı. Talabani'nin partisi KYB'ye bağlı bir haber sitesinde de Salih Müslim'in ifadeleri yer aldı. Erbil'deki görüşmeleri sırasında demeç veren Müslim, Suriye'nin kuzeyinde geçici yönetim ilanına farklı Kürt grupların da sıcak baktığını söyledi. O gruplar arasında KDP, KYB ve PKK'yı da saydı. Her şeyin hala müzakere safhasında olduğunu, anayasa taslağı da dahil hiçbir şeyin resmiyet kazanmadığını söyledi.